Kızılay üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı'na 985 bin dolar aktarıp vergiden kaçındığı ortaya çıktı. Ensar Vakfı'nı hatırladınız değil mi? Unutmayacağız dedik, unutmayacağız elbette Hem oradaki o tebessümleri unutmayacağız, hem yalnız bırakılan o tacize uğramış çocukları unutmayacağız. Sen bu millete bunu reva görenlerin yaptıklarını da unutmayacağız değerli izleyenler. İşte Kızılay'ın bir skandalı daha var. Sağ köşeye bakıyoruz. Sağ köşede Avrupa'dan bir haber var. Fransa yine ayakta. Sarı yeleklilerden sonra turuncu yelekliler, mavi yelekliler. Bakalım halk ayakta. 3 milyon sokakta değerli izleyenler. 3 bin, 30 bin, 300 bin değil. Avrupa genelinde işçiler, emekçiler ayakta. Fransa'da sendikaların emek düşmanı emeklilik yasasına karşı mücadelesi gün geçtikçe büyüyor. Macron yönetimi ise önceki gün 3 milyondan fazla kişinin katıldığı grev ve eylemlerini polis şiddetiyle bastırma arayışında. Paris'teki eylemlere Yunan sendikaları da destek verirken İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris'te gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendi. Almanya'da çalışanlar ülke genelinde ulaşımı durduracak, pazartesi günü hava ve kara ulaşımında kitlesel şekilde iş bırakacaklar. Sendikalar çalışma koşullarını ve ücretlerinin düzeltilmesini talep ediyorlar. Şimdi Asgari ücret gerçeği Avrupa'da Türkiye'deki gibi değildir. Yaşayanlarımız da bilir, beni izleyen Avrupa'da çok izleniyoruz, biliyoruz. İzleyen izleyicilerim de doğrulayacaktır. Asgari ücret aslında mesleklere göre ayarlanır, minimum sıradır. Bizdeki gibi dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 45-50 asgari ücretle çalışan bir toplum yoktur. Ona rağmen oradaki emekli maaşlarını işte aldıkları belirli miktarlarla hayatlarını sürdürebilmelerine rağmen. Oradaki insanlar haklarına hala sahip çıkıyor. Enflasyon %10'larda, 15'lerdeyse sokağa iniliyor. Bizde %200'lerde. Hadi TÜİK'in açıkladığı %70 olsun, %80, 90 olsun. Hala hiçbir şey yapamıyoruz. Neden? Acaba bir korku iklimi mi var diyoruz. Bakın 3 milyon insan sokakta değerli izleyenler. Ee, e, tabii ki şimdi başladığı noktalara bakmak lazım. İşte demokrasinin beşiği diyoruz İngiltere'ye vesaire ama çok önemli sözler var Avrupa'da mesela. Sizler ayağa kalkmanız lazım. Sizler ayağa kalkmadığınız için onlar size büyük görünüyor. Artık dizlerimizin üzerinde durmaktan, biat kültüründen ayağa kalkıp hakkımızı aramamız gerekiyor.